ve silah arkadaşlar olmak üzere tüm aziz şehitlerimiz ayrıca bir seçim atmosferine girdi. Bir seçim sürecine girmiş bulunuyoruz. Tabii Ramazan rehaveti de var. Hem seçim atmosferi hem Ramazan rehaveti normalde bu tarz kurumlarda, kamu kurumlarında ya da diğer sektörlerde bir işlerde yavaşlama olur. Tempo biraz düşer haklı olarak. Ama elhamdülillah büyükşehir olarak biz yatırımlarımızdan, hizmetlerimizden hiç vazgeçmiyoruz. Hız kesmeden son sürat çalışmaya devam ediyoruz. Her hafta yeni bir projeye başlıyoruz. Yeni birini hizmete açıyoruz. Gerçi şu Ramazan'ın başından bu tarafa, Ramazan sokağından bu tarafa bir 15 gün ara verdik ama son 15'te, Ramazan'ın son 15'inde bu açığı telafi ederiz. İşte bugün şimdi buradayız. Öncelikle bugünün ilk töreni buradaki bu dükkanla, bu iş yerlerinin anahtar teslimini yapacağız. Hemen buradan sonra İncesu'ya gideceğiz. İncesu'ya yakışır bir şekilde yaptığımız sosyalleşen merkezinin açılışını hep birlikte yapacağız. Daha sonrasında bugünün son açılışı Yahyalı'ya gideceğiz. Yahyalı'mızın o güzelliğine, o yeşil dokusuna uygun şekilde hazırladığımız, yaptığımız meydanında açılışını bugün yapacağız. Önümüzdeki hafta devam ediyoruz. Önümüzdeki hafta Pınarbaşı'nda yine sosyalleşen merkezinin açılışını yapacağız. Ramazan'ın son haftasında da yine birbirinden değerli iki spor tesisimizin açılışını yapacağız. Hem Spor Bakanımız Osman Bey, hem Çevre Bakanımız Aseki Başkan'ın katılımıyla ilki amatör spor kulüpler için 40 kulüp için yaptığımız tesislerin açılışı, arkasından da 120 yataklı güreş eğitim kamp merkezinin açılışını yapmış olacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Yani özetle anlayacağınız, biz Ramazan da olsa, seçim atmosferi de olsa durmuyoruz. Koşturmaya, çalışmaya devam ediyoruz.